Bozkır ekosistemlerinde iklim değişikliğine ekosistem tabanlı uyum için tarımsal uygulamalar isimli projeyle anız yangınlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO işbirliğiyle yürütülecek projeyle milyonlarca canlının anız yangınlarıyla telef olmasının önüne geçilecek. Anız alanlarına doğrudan ekimin sağlandığı proje Türkiye'de 8 pilot ilde uygulanmaya başladı. Bu illerden Adıyaman'da da 4 bölgede deneme ekimi yapıldı. Belirlenen anız arazilerine yem bitkisi ekildi, projeyle tarlada yılda 2 veya 3 ürün alınabilecek. Çiftçiler bitki artıklarını masrafsız ve çabuk yok etmek, sürümü kolaylaştırmak amacıyla anızı yok ediyor. Yeni geliştirilen anıza direkt ekim makinesiyle birlikte mazot ve gübre masrafları da yarıya düşecek. Özellikle direkt anıza direkt dikim makinesiyle birlikte artık mazot ve gübre masraflarımız yarıya inecektir. Anız yangınlarıyla birlikte verimli topraklar canlılığını yitiriyor. Tarım için faydalı birçok böcek ölüyor. Artan kuraklıkla beraber bu şekilde araziyi işlediğimizde hem yağmurdan faydalanmış olacağız, arazinin nemini dışarıya vermeden faydalanma yoluna gitmiş oluyoruz. Bugün de Konya Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nden gelen arkadaşlarımızla birlikte burada yem bitkisi denemesi yapmaktayız. Bunun bize en büyük faydalarından bir tanesi de bölgemizde yaygın olan anız yangınlarının önüne geçebilmektir. Çünkü anız yangınlarıyla beraber biz geleceğimizi de yakıyoruz. Verimli topraklarımızın canlılığını yitiriyor. Aynı zamanda yaralı birçok böcek de bunlarla beraber ölüyor. Onun önüne geçebilmek için bunu çok önemsiyoruz. Çiftçilerimiz de bugün bundan dolayı bize ciddi bir ilgi gösteriyorlar. İnşallah bu bir pilot uygulamadır. Bunun bütün Türkiye'ye yaygınlaşması tarımımız açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.